Kaybedenler Kulübü, Salı, Perşembe, Standart FM. Evet, daha dinleyenler, kaybedenler kulübü. Şimdi benim kafam karışık biraz. Bu kaçıncı nüsa oluyor? 2024 6 mı? Gerçekte 6 muş gibi 5. Ama bir taraftan da 1. Aslında 1. Yani şeyde masada 6, mutfakta 5, Tiburon'a 1. Tiburon'a 1 diyoruz. Mutfakta 5 iyi. Mutfakta 5, benim 1987-88 sezonunda hatırlıyorum onu. Mutfakta 5'i. Sen ilk 5'i hatırlıyor musun? O sezondaki ilk 5'i hatırlıyorum. Hatırlıyorum tabii. Bende öyle şeyler şeydir. Bende hiç yok mesela. Bende zaten ilk 5 yok zaten. 87-88 ilk 5'i hatırlıyorum. Bende ilk 5 yok yani. Son 5'i de hatırlıyorum ben. İş götürsün diyorsun. Maşallah bugün gençtik, güzel. Şeysiniz ha, yüzünüzde şey... Nur. Nur şu oluyor. Maşallah. Sen de iyi gördüm hakikaten. Teşekkür. Yani, gömeriz memeriz yiyordum bugün ama yok yani daha bir hafta daha idare edersin bence. Şimdi benim mecburi şeylerden, mecbur hizmette olduğum için hayatta kalmam gereken bir dönem var. Yani dönemler. Allah kolaylık versin. Ve özellikle 1900'ler, 1800'ler, 1900'ler ve 2000'ler başlarında hayatta kalmak üzere misyon şey yapıldım. Şey yapıldı. Tevdi edildi. Misyoner atandım. Atandınız. Bugün sadece bugün değil, dün. Bugün, yarın. Dün, bugün, yarın bunlar şey değil. Ya tesadüf değil. Kolay işler değil. Hı. Kolay işler değil. Gel gelelim. Şey... Şimdi kafam karışık. Farkındayım. Siz bana şey yapın. Kafam karışık. Çünkü şu anda YouTube'da canlı yayındayız anladığım kadarıyla. Şu anda kadarıyla. YouTube'da... Öyle mi? Yani bakıyorum ya. Öyle. YouTube'da canlı yayındayız. Gözüküyor muyuz? Bana ya. Allah Allah. Aslında şey olarak ofisli kendi tarihimizde bir ilk... Evet. Denemeleri ve hazırlık sürecini saymazsak. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Orada değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası, yani YouTube, aynı anda YouTube Tiburon kanalından, evet, canlı yayında olduğumuz bu dönem yeni bir kodlamaya geçmek durumunda kaldık ister istemez. 2024-1 ne oldu? Nüsa. Dinlemektesiniz. Daha doğrusu Mete Alındık. Ben Kaan Çaydamlı. Standart FM Acı Badem Merkez. Yeni Merkez. Yeni Merkez stüdyoda canlı yayındayız. Aynı anda Standart FM'den de tabii yayındayız. Bakayım. Yayındayız. Evet. Evet. Yani şeytan görsün suratınızı diye düşünebilirsiniz. Estağfurullah. Yani, arkanızda o kadar güzel bir şey var ki bir Erol Egemen giydirmesi. Maşallah. Yani size bakmaktan direkt sıkıldığımda arkaya bakıyorum. Şeye bakıyorum yani. Giydirmiş diyorsunuz yani. Erol. Giydirmeye bakıyorum. İyi, fena değil. İyi giydirme. Dolayısıyla benim için sıkıntı yok. Rahat olun. O zaman birkaç bilgi verelim öncelikle. Evet, yeni bilgiler. Evet. Canlı yayına katılmak için bir WhatsApp hattımız var artık. Bu WhatsApp hakikaten bir acayip bir buluşmuş bu ya.
Ben şimdi bugün de bir inceledim. Yani şöyle bir şey aslında evet. Yani bunu bulan adama bir hayır falan şey yapmak, çeşme mi yap, şu an nasıl mi bilmiyorum ben şey ilk ilk çeşmeyi yaptığımda bu arkadaşa, yani o zaman Mehmet Tez'i hatırla, bana bir gün zorla şey aldırmıştı, iPhone S. Ondan sonra dedi ki bir WhatsApp diye bir şey var, yükle bunu dedi, yükledim. Baktım işte $11.99 bir şey ödemem gerekiyor, ödedim. Bayağı parayla yani. O zaman öyleydi, şimdi nasıl bilmiyorum. Şimdi hayrat. Allah şey yapsın be. Allah kabul etsin yani. Allah kabul etsin. WhatsApp birisi herhalde. Yani adı WhatsApp. WhatsApp. olabilir. Standart FM'nin yepyeni WhatsApp hattı 0552 104 6 645 olarak denk gelmiş. Kayıtları bilirsin. 0552 104 6 645 yani. Bize bu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Gece boyunca aklınıza gelen herhangi bir şey için ve ya da canlı yayına katılmak için aynı zamanda anladığım kadarıyla Ragıp bana anlatmaya çalışıyordu. Biz yani since 1972 YouTube kanalımızda da bir chat şeyimiz var. Tibron kanalından bir chatimiz akıyor. Doğru mu Ali? Dolayısıyla da bize yazdıklarınız da aynı zamanda oradan ulaşıyor. Ama canlı yayına katılmak, şunu bunu istiyorum demek için de WhatsApp hattımızı kullanabiliyoruz. Ya tebrik ederim, bayağı anlattınız yani. Bir şey, boğazım şey oldu. Ben dinlemedim yani gerçi. Şunu açacak mıyız yoksa siz onu görsel olarak mı getirdiniz? Yani o öksürük şey ya. Bu bir şey varsa. Bende var. Öksürük şeyi var bende. Bu arada bu şart bardağını siz bir tane mi? Bunu ben onunla ayrıca şeyini şey yapacağım. Hesabını tutacağım. Ya bunu şurup olarak kullandığım için ben. O şurup zaten. Sizin ihtiyacınız olduğunu için kapak vereyim size. Alayım bir kapak. Eski usul. Bakayım güzel mi? Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sıhhatler olsun. Şerbet. Bir notu hissettim. Birkaç nota hissettim. Değil. Bir kere... Esenize bereket. Bir arpa notası geldi. Bana bu şey geldi. Ekşimiş patates. Kuzeyde ekşimiş patates kokusu geldi. Şeyin notası geldi. Notası da. P. P diyez. Sanki altta da bir böyle hafif kömürleşmiş. Evet. Yani meşe. Yok, dışkı. Yani hayvan dışkısı. Hayvan dışkısı gibi kalmış bir notası hissettim yani. Şununla bir işim ne yapıyordum? Makdan dolayı bizim için de yeni bir şey. Benim için çok yeni bir şey. Olduğu için herhalde biraz dağıldık ama. Bildiğiniz gibi Kaybedenler Kulübü her programda, her müsada üç önemli konu üzerine yoğunlaşan
ve bu üç önemli konuyu geçiştirmeden, derinlemesine irdeleyerek çözümcü bir sonuca ulaştırmayı çalışan, bunu misyon edinmiş bir program. Bugün yayın kurulumuzun belirlediği üç önemli konuyla sizlerle birlikte olacağız. Bugün ağırlıkla hayat, evet, kadınlar ve aşk üzerine konuşmamızdendi. Fakat gelen çok yoğun eleştiriler sonucu bir aslında bir tür baskı da hissederek bu konuları daha spesifik hallere dönüştürmek, daha spesifik parçalara bölerek, yani biraz dekonstrüktif bir şey yapmamız talep edildi. Dün akşam talep edildi. Sizden talep edilmiş, talep olmadı. Ne oldu? Yani çok geniş konuşuyorsunuz, çok o genişlik içerisinde, o enginlik içerisinde dalgalanıp gidiyoruz. Neresinden tutacağımızı bilemiyoruz. Evet. Dedim şimdi yani şu anda bu neresinden tutacağımızı bilemiyoruz demen çok enteresan bebeğim dedim. Bu kadar yıldan sonra. Evet. Ama dedim dikkat alacağım dedim. Bunu. Dolayısıyla bugün hayat, kadınlar ve aşk konusunu üç kompartımana ayırmayı makul buluyorum ben kendi adıma. Bugün hayat, kadınlar ve kavramları içerisinde aşk bağlamında aşırı hızlı aldatılma. Ne? Aşırı hızlı aldatılma konusuna odaklanmayı uygun. Aşırı hızlı aldatılma dediğin? Aşırı hızlı. Bir prospekt şeyi. Aşırı hızlı yani. Aşırı hızlı. Herkesin başına gelecek bir şey değil. Öyle mi? Evet, yani duyduğum kadarıyla benim. Zaten başınıza böyle bir şey gelmemiştir. Kadın konusunda da selülit. Selülit mi? Evet. Sizin odaklanmayı düşünüyorum. Bir kere bu her şey seks. Selülit erkekte olmayan bir şey mi? Niye kadın? Ama erkek diye bir konumuz yok. Ama hani spesifik olacaktı. Improvizasyon yapabilirsin ya da empatizasyon. Ben yaparım. Onu yaparım. Yeri geldiğinde yaparım. Ben mesela yani fit selüliti sevdiğim kadar şey de severim. Siz ona ne diyorsunuz? Siz derken? Siz yani erkekler. Ha, erkekler. Portakal. Yani bence çok hoş yansımalar bunlar, çok hoş. Benim işim olmaz da hani genel olarak insanlık için. Siz olduğu zamanlarda olmuyor. Bir PYT'siniz bildiğim kadarıyla. Bayağıdır PYT. Ne zamandır PYT'siniz? 4 yıl kadar oldu benim. Bıraktım. Maşallah. Nasıl hissediyorsunuz yani? Çok iyi hissediyorum. Bir kere sabahları iyi kalkıyorum. Yani güzel uyanıyorum. Bu bir... Yani PYT olmanın getirdiği bir ummanı içerisinde uyanıyor. Bir şey soracağım. Lafınızı biliyorum. Şimdi PYT olunca sabah ereksiyonu da bitiyor mu? Hey? Sabah ereksiyonu. Erkeklerde olurmuş.
Ben tren sabahları ereksiyon olmam. Yani öyle bir şeyim yok. Ben çünkü öğleden önce içmem. Bunu bir gün, yani bir süre sonra birbirine bağlayacağım. Ama benim bildiğim sabah ereksiyonu özellikle çağdaş toplumlarda beyaz yakalı dediğimiz arkadaşlarımızın metro, otobüs ya da utanç verici bir şeyde oldukları istemsiz bir utanç verici bir fiziksel operasyon bildiğim peki kadarıyla. Yani metroda falan metrosuz, metrobüssüz, undergroundsuz bir yer, atıyorum Hendek'te yaşıyorsun, ne oluyor? O zaman zaten çukurdasın yani orada. Olsan ne olur yani? Ne çıkarsan? Öyle tahmin ediyorum. O zaman bu söylediğiniz Ankara'da ve İstanbul'da ceryan eden bir tür illüzyonist şey. İmprovizasyon. Böyle bir şey. Evet. Evet, güzel, hoşuma gitti. Sorduğunuz şey neydi? Sıma ereksiyonu oluyor musunuz? Sorduğum şey tam olarak buydu. No. Nine. Katiyen şey. Ben karşıyım. Yani sormak istersen, sorduğum şey bu değil. Yani bu fizyolojik bir şey ve PYT olun. Bunun da bitiyor olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü eğer fizyolojik olarak hala da, yani mesela menopoz olduğunu düşün. Ben menopoz oldum. Tamam. İki kere oldum hem de yani. Tamam. Normalde bir insanın başına bir kere gelir. Tabii. Eşeğin ağzına kaç defa su kaçar yani? Bir kere kaçar. Yani bana iki kere oldu. Bir tanesi Gelibolu'da. Geçmiş olsun, dinlemeyi çok isterim. Tabii orada boğaz biraz şey olduğu için, derin olduğu için Gelibolu başıma geldi şeyde. Su mu kaçtı yani? Ağzıma su kaçtı. Oradan tövbeliyim. Zaten ben yüzmeyi sevmem, bilirsiniz. Bir kere de Giresun'da oldu. Fındık işinde. Geçmiş olsun. Fındıkla beraber her şey ziyan oldu. Önemli değil yani bu. Belki programı ilerleyen dakikalarında konuşabileceğimiz bir şey. Bu gece önemli olan şu, saygıdeğer dinleyenler. Çaydamlı Amir'in de az önce söylediği gibi üç önemli konumuz, yani hayat, kadınlar ve aşk aksı üzerinde bir başka üç spesifik ya da detaylı diyelim ara konuya değineceğiz. Bunları da çok kısa bir süre sonra konuşuyor olacağız. Ben size şuradan güzel bir şey çalayım. Orada da biraz dinlenelim. Olur mu? Perfect. Standart FM Hacı Badem yeni Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Şu anda aynı zamanda hem YouTube Tübron kanalında hem Stefan Radyo kanalından canlı yayındayız. Hatta bir dinleyenimiz var. Sesini duymayalı epey oldu. Benim bayağı uzun zaman oldu. Çekmece bettik. Amiri hatta. Böyle bu tür hani kırıl bir şeyler yapıp da biz bir şeyler kırıldığında hep
bizi yalnız bırakmaz. Sonra orada olduğunuzu hissetmek inanılmaz bir duygu. Eyvallah. İyi ki varsınız. Zamanda yolculuk yapmak gibi. Tövbe. Serdarenler Kulübü'nü dinlemek. Dökeyim. Çek hoca bir dakika, bir temizlik işimiz vardı. Lütfen. Bu anlamıyor, niye taşıyorsun dedi. Niye? İşte bu yüzden yani anlamıyor çocuk. Yani. Bu da yani... Çekmecebe ettik. Bak, sonra... çok affedersin. Yani kaç yıllık bu? Maşallah 1780. Senden genç. Ben onun kurulduğu yılları biliyorum. Bilmem kaç yıllık Jameson'la şey temizlemek de yani enteresan bir durum hakikaten. Radyodan mı dinliyorsun Çekmece? Yoksa YouTube. YouTube'dan bakıyor musun YouTube'dan bakıyorum. Görüyorsun o zaman ne yaptığını, evet. Amirim. Evet geçmiş oldu. Hı, kokladı da. CD kokladı kendisi. Allah ya. Yani burada... Mete amirin de çok hassas olduğu konular bunlar. Yani biraz... Sana bir teşekkür borcum vardı. En son birkaç yıl önceden ama şimdi ne olduğunu hatırlamıyorum şu an. Teşekkür ederim. Ne demek, ben teşekkür ediyorum. Çok benim için şeyisi. İyi ki böyle bir şey vesile olduk. Ya sen mükemmel bir insansın. İngiltere'ye böyle bir şey gönderme şansımız oldu birlikte. Siz mükemmelsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki tekrar bir aradasınız. Harika bir insansın. Eyvallah Çekmece. Her şey yolunda mı çoluk çocuk? Her şey yolunda. Bildiğiniz gibi sadece birkaç kez ev değişikliği oldu. Ev değişikliği mi, kadın değişikliği mi? İkisi de. Normal yani, kadın değişince. Normal. Sen ne diyorsun ya bu yani? Kadın değişince yani. Yani çok normal. Ya kadın değişince ev değişir, ev değişince kadın zaten değişir. Kesinlikle. Biraz temkinli olayım şimdi. Ben böyle şeylere yanlış bir şey söylemek istemem. Ben tebrik ediyorum seni. çok teşekkürler. Hayırlı başarılar oldu. Fakir birini soyacağına zengin birini soy. Bu mantıklı bir şey. Robin Hood vari. O yani... Geri ver ama Robin Hood geri veriyor. Ya da geri veriyormuş gibi yapıyor. O pompasına bakıyor. Ben daha söyleyeyim. Büyük pompacıyım şimdi. Robin Hood yani. Şimdi pomponun olmadığı yerde rant olmaz. Kahramanlık da olmaz. Yani. Şimdi pompa yok bir şey. Niye dururken niye kahramanlık yapayım yani? Ne? Ya da niye silah şöyle iyiymiş bu. Niye silah şöyle olayım ya da evet kahraman olayım yani. Ha? Silahşör olabilirsin yani karnını doyurmak için avlanabilirsin protein açısından ama ya toplayıcılık da tercih edilebilir. Bir bundan yıllar önce tam Robin Hood'un yaptığı toplayıcılık değil mi? O pompacılık ya. O da toplayıcılık da. Yani avcı toplayıcı. Avcı toplayıcı. Anlamında söylüyorum. Ama yani buna gerek olmadığını düşünüyorum ben. Yıllar önce çıktığım bir araştırma gezisinde küçük bir okyanus ya adasında o bilmem kaç yüz bin tane ada var. Küçük sen bilirsin oraları. Endonezya civarında bir adada mahsur kalmak zorunda kalmıştı. Herhalde tek motorlu uçakla gitti. Orada benzinin bitti. Benzin bitti. Yok yani şey yok. Yüzerek döndüm. Tabii. Bir daha neyle. İşte adada da 3-5 arkadaş vardı. Ne yapıyorsunuz dedim burada. Toplayıcılık yapıyoruz dediler. Biz toplayıcıyız dediler. Ne topluyorsunuz dedim. Bu garip şekilli bir fıstık var. Acur gibi. Kaju. Kaju fıstığı topluyoruz dediler. İyi dedim.
Peki dedim başka, yani başka bir şey yapıyor dediler. İşte oturuyoruz işte. Ağaçtan ceviz düşüyor. Cevizi bekletiyoruz biraz. Hmm. Herhalde mayalanıyor o, öyle tahmin ediyorum. Hani ondan içiyoruz. Kaju topluyoruz, onu yiyoruz. Bazen kıyıya vuran şeyler oluyor. Sebzeler. Yani şeyler, deniz kabukları. Yumuşakçalar. Hala takılıyoruz dediler. Peki dedim yani hiç dünyada bu kadar çok kaju fıstığı varken başka bir şey yapmanın ne anlamı var? Gibi bir cümle kurdular. Bunun üzerine çok düşündüm ben. 5 düşündüm. Sonra Hollanda tarafından bir arkadaş mahsur kaldı bizim adada. Paul'du ismi. Soyadını hatırlamıyorum. Gaganhayen mi? Gogengen mi? Gogen. Gogen. Hayırdır dedim. Seni ne attı buraya dedim. Çok yakın kulağını kesti dedi. Hmm. Bir... Şey, Veysel şey. şey. Sezan. Sezan değil ya, Sezan şeydi. Van Gogh. Van Gogh, he. Ha, Van Gogh. Ha, bak, ha. Çok yaşa çekmece. Van Basten diyecektim. Ben, ha. Yok, Rumeli gel. Evet, Van Basten, şey, Van Gogh. Van Gogh. Hmm. Bete girdim dedi. Fare zehri içtim dedi. Dedim nasıl yani, kafası falan var mı fare zehrinin? Yani niye içtin yani? Omuz olur mu ya fare zehrinin kafası? Bizim şey vardı bu şeyi bulan adam. Hesap makinesini. William. Baros mu? Baros. Hmm. William Baros. So, o zaten fare zehrinden öldü bildiğim kadarıyla. O çok çok düşkündü yani. İdare etmek istedim dedi. Yani hayat işte şey, ben ressamım dedi. Resim derimin anlaşılmaması, Avrupa entelijansından dışlanmam dedi. Dedim burada çok kaju fıstığı var dedim. Gogen dedim. Burası. Kaçık fıstığı şey dedim. Sonra fıstıklardan biriyle evlenmeye kalktı. Bu şeyin Robinson Crusoe'nun Cuma ile evlenmesi gibi oldu. Yo. Bayağı işte fıstıklardan biriyle yani o trendler evlenmek. Yani şey, enteresan bir kavram olarak geldi onlara. Hmm. Pardon. Ne anlatıyordun bana abi? Ay, hiçbir fikrim yok. Biraz daha aldı. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ı. Huzur'da anlattığı şeyi hatırla. Aslında o aynı adayı anlatıyor. Hem senin söylediğin o kaju bolluğundaki ada, hem Robinson Crusoe'daki, yani Robinson abi, Robinson Cuma ile yattı mı? Bence defalarca. Değil mi? Tabii. Peki bu niye bu anlatıldı? Bu niye okutulmuyor? Ama bunu şey anlattı ya işte. Turner. Anlattı yani, hepimiz artık onu okuduk. Yani Robinson Crusoe'nun altındaki şeyi bize Turner'e anlattı ve onu okuduk. Ya da bir sene. Ben okumam. Ben okuyanlardan duyduğum kadarıyla. Benden duydum büyük ihtimalle. Olabilir yani. İyi bir kitaptı şey olarak. Size olarak yani. Büyük,
büyüktür orijinali. Sütlü kahverengi. Robinson Crusoe'nun bence bir, yani çok pornografik bir metin zaten. Aşırı bayağı porno yani, çocukları aşırı okutmamak lazım. Sırf Cuma ile pompa yapmadı demek için. Çünkü bir erkeğin bir erkekle birlikte olması, özellikle o yıllarda sen çok iyi hatırlarsın. Ben, çok çok yani o, şeydi, başınıza neler geldi sizin. Oscar Wilde'la beraber. Ben Reading'de yapmıştım diye hatırlıyorum. Komşumdu. Şey komşusu. Koğuş. Koğuş. Koğuş komşusu. Allah rahmet eylesin. Öldü mü o? 1803 yılı 4. Ne yaptınız, gömdünüz mü? Oscar'ı Paris'e gömdük. Yoksa Times'a mı attınız? Yok. Genelde Times'a atarsınız. Yok, ben cenazesinde şeydeydim, öndeydim. Robinson Crusoe dediğimiz pornografik sırf bu tabuları yıkmamak için ya da ifade etmemek için seks hayatının anlatıldığı bir bölüm vardır orijinal metinde. Belen çiçeklerini alır. Kendisi bir tarla yapar ve o tarlaya Cuma'yı asla götürmez. Çünkü Cuma köledir. Kölesidir yani. YouTube'da gerilebiliyor mu? Teşekkür ederim. Yani ben mesela gözümde çok şey canlanmıştır o şey, Belen tarlasında. Evet. Çok da iğrenç. Ya bir vejetaryen olarak söylüyorum. Çiçek yemem. Ama hatırlarsanız şöyle bir yere varmıştık. Yani çiçek seven insanların çiçek yememesi lazım. Ben tam aksini düşünüyorum. Tam tersi miydi konuştuğumuz şey? Ya çiçek seviyorsan niye yemeyeceksin? Tam tersiydi, doğru. Çünkü vejetaryenler sebze yiyor. Çünkü sebze seviyorlar ya, bitki. Tamam, ben çiçek yemem. Çünkü sevmem. Ya, vejetaryenlik sebzeyi kapsayan bir şey. Yani çiçek sebze değildir. Çiçek kadınlara verilen şeydir. Bir şeydir. Çünkü çiçek sapı olan. Ha, çiçek bir cinsel organdır. Sebzenin cinsel organı. Sen niye cinsel organını yiyor musun sen? Ben mi? Herhangi birini. Estağfurullah. Gerçi domuz cinsel organı, dişi domuz cinsel organı, erkek koç billur diyorsun. Şeysi. Bilur diyorsun. Favorilerimdendir. Yerim artık. Bilur yenmez mi ya? Bilur yenmez mi? Dolayısıyla benim bu cinsiyetçi... Yani burada şimdi gene... Bu benim... seni vegan yapıyor. Zaten veganım. Ama sen, aynı zamanda cinsiyetçi yapıyor beni. Hayvan seviyoruz. Daha doğrusu cinsiyetçi de yapmıyor beni. Çünkü ben hem dişi hem erkek hayvan organı yerim. Yani yeter ki pişsin. Canlı hayvan yemiyorsun ama. Canlı hayvan lakarda dışında yemem. Lakarda canlı değil. Hayır, yani pişmemiş anlamında söylüyorum. Gerçi o da pişmiş oluyor ama. Pişme teknikleri hemen sonra konuşuruz ama çekmece betlik hakikaten şeyde hala da hatta. Çekmece betlik orada çok mutlu şu an, ben onu biliyorum. Yoksa sesini çıkartır mı bize? Ama ya sen mükemmel bir insansın. Biliyorsun. Zaten seninle karşılaştığımız için de çok mutluyuz. Ya yani böyle zaten şu an... Şimdi boşu boşuna bir ikamirliği verilmez. Şu an Türkiye'de onu söyleyecektim. Kaç tane betlik amiri var? Türkiye'de mi? Türkiye'de. Pilot var. Bir. Çekmece betlik var. İki. Ahmet vardı. Ahmet Türkiye'de Reis'in, değil. Teksas'ta. Evet. Tekirdağ'da. Nerede? Minnesota'da. Minnesota'da.
Şey var, İmran var Denizli Bettik. Brit var, genel Kadıköy Bettik Brit var. Brit var. Bizim Çağlar var, Tire Bettik. Tire Bettik. İşte, 6. Bu kadar. Adana Bettik var şey. Çukur Bettik. Rakıp var. Hendek Bettik. Hendek Bettik. Adana Bettik. Bizim şey var ya. Ziraat. Baran. Adını, Baran. Adana Bettik. Doğru mu? Orada Tekirdağ. Tekirdağ Bettik. Tamam, önüne gelende de Bettik abiliği dağıtmışsın sen abi. Ben dağıtmam. Boşluğuma gelmiş büyük ihtimalle. Onlar benden çıkmaz. Çekmeceye sor. Onlar benden çıkmaz. Kesinlikle. Eyvallah. Çekmeceye çok saygılar, teşekkür ederiz. Eyvallah. Sesini duymak harikaydı. Eyvallah. Biraz konularımız biraz karıştı. Onları bir toparlayalım. Bir toparlayalım. Şey yaparız. Eyvallah. Bir boğazımı uçatalım. Şey. Biraz evet. Dağılıyoruz. Ben de farkındayım. Estağfurullah. Konuları estağfurullah. Toplayacağız biraz sonra. Estağfurullah. Sanki kısa bir ara verelim. Şey yapalım. Şu likitten koyacak bir bardak bir şey. Var senin bir bardağın olur. Sürekli bir boğaz kuruması. Sürekli bir şey. Çok hoş bir bayan. Bu ki. Abi şunu bir dinleyelim de ben nefes alayım. ...2024-1... ne oldu? Nisa'da hayat, kadınlar ve aşk üzerine, daha doğrusu onların içerisindeki birkaç departman. Ki ağırlıkta bugün selülit üzerine yoğunlaştık. Özellikle kadında selülit. Evet. Erkekte selülit ve doğada selülit. Bir sanat formu olarak doğada selülit. Hatta bir dinleyenimiz var, bizi Polonya'dan arıyor. Mehmet Ali Nalbant. Evet. Merhaba, duyabiliyor musunuz? Duyabiliyoruz. Siz bizi duyuyor musunuz? Güzel. Biraz sesimiz kısık geliyor. Sizinki de kısık geliyor ama işte. Daha yüksek sesle konuşmayı denesek mi? Tamam. Şu an nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ne harika. Yapıyorsun Polonya'da Nalbant? Polonya'da evliyim şu anda. Geçmiş 4 olsun. Yıldır. Teşekkür ederim. Çocuk bakıyorsunuz herhalde. Yok, çocuk yok. Çocuk düşünmüyoruz. Yani şey, hedonist bir şey mi, evlilik mi sizin? Zaten çocuk düşünerek olmuyor Mehmet abi, bildiğim kadarıyla. Yani şey istiyorum. Eşey. Eşeğli çoğalıyor insan benim bildiğimde. En son hatırladığım yani. 20-25 15 yıl önce başıma gelmişti eşim. Dedim, eşeğini çoğalıyormuşuz biz dedim ya. Güzel de bir kime desin. Bir arkadaşım var. Evet. Yani attığı anında böyle bir talebimiz olmuyor. Yani olmaması için de elimizden geleni yapıyoruz aslında. Güzel yani, ne istemediğini bilmek çok önemli bir şey bence hayatta. Öyle geldi. Belki de en önemli şey yani, ne istemediğini bilmek. Ben aslında sizi dinleyerek büyümüş birisi olarak ilk defa böyle bir fırsat yakaladığım için çok mutlu oldum. Estağfurullah. Harika. Bir de Polonya'dan yakaladın yani bu fırsatı. Yok, ben 4 yıl önce geldim buraya ama aslında İstanbul'daydım. Ben. Eyvallah. Ne yapıyorsun orada yani, hayatını kazanmak için? Anladığım kadarıyla eşeğli bir hayatım var.
onun dışında. Çünkü biraz, parasız seks yok, evli bile olsa yani. Yani para kazanmak. Yani biraz bad aslında, çünkü İstanbul'dayken grafik işi yapıyordum aynı zamanda. Canlı müzik de yapıyordum biraz. Karakter renkli bir hayatım vardı. Biraz da sizi dinleyerek büyüdüğümüz için sizin de tavsiyeleriniz. Dinledin veya, yani onları. Çok hepsini. Hepsini. Jack Kuryak olsun, Allen Ginsberg olsun, Allah Allah Allah, Bismet Barok olsun, Richard Brutigan olsun, tüm bunları bizim hayatımıza soktuğunuz için ne yazık ki biraz değişik bir bakış açısıyla, biraz daha özgür, biraz daha yalnız bir bakış açısıyla hayata devam ediyordum. Derken burada buldum kendim. Bir anda evli buldum. Galiba bir şeyler yanlış anlayabilir miyim ben Amir? Yani, bu yani, hikaye nasıl burada bitti? Bence bitmedi daha. Yeni başlıyor. Hikaye daha yeni başlıyor. Hayatta yani enteresan bir şey bu anlamda. Yani evlilik evlilikte dalga geçmek hakikaten çok kolay bir şey. Bir taraftan ya da genel yani ortalama çıkarımlarla yargılamak da çok, ama en yani çok farklı noktalara gidebilecek bir şey de olabilir belki, ama hiç rastlamadım gerçi. O formatı biraz geliyor. O formatına hiç rastlamadım yani. Evliliği. Ama olabilir ya, olmaz diye bir şey yok. Endonezya mıydı Amir, o adaların olduğu? Endonezya. Evet, %100 Endonezya. Yaklaşık 11.000 12.000 adanın olduğu bir bölge, çok acayip bir bölge. İnsan ömrü ortalama 10.000 gün. Her gün bir tanesini geçsen bile tamamlayamıyorsun gibi bir şeye geliyor ve bu bence mükemmel bir şey. Ayrıca ama her şeyin bir çözümü var. Her gün iki tanesini gezersin. Yani maksatlar hepsini gezmekse. Şimdi ben onu 30'lu yaşlarımda denedim. Ya bunların hepsini şey yapamayacağıma göre günde bir taneyle olmayacak. Günde 2-3'e çıkartabilir miyiz? Denedim. Oluyor. Fakat sonrasında bir bıkkınlık mı bir şey? Yok, bıkkınlık da değil de hani hepsi aynı mı mesela? Bir noktadan sonra. Değil. Bu enteresan. Değil. Bu enteresan. Her biri birbirinden farklı. Ama bizim yalnızlık dediğimiz şeye düşen tarafında, sen tek başına kaldığında o kadar çok ada görmek anlamsız gelebiliyor. Yani neden bu kadar çok ada görüyorum ki? Ne gerek var? Niye göreyim? Şunlar iyiydi. Ya bu işte bu çok enteresan bir ama bence şey, insanlıkla ilgili bir handikap. Yani bu bir hedef koymak gibi bir saçmalıktı bir tarafta. Bütün odaları göreceğim. Niye göreceğim? Niye göresin ki? Ondan yani? Hiç unutmuyorum. Yıllar önce Varşova'da bir arkadaşla buluşmuştum. Varşova o yıllarda hangi ülkedeydi onu hatırlamıyorum. Varşova hep Polonya'daydı. Hiç değişmedi mi? O zaman Polonya'da yani buluştuk. Bir sözleşmiştik. Oradan bir yere gidecektik. Yani bir uluslararası bir ekiptik aslında. Toplama bir ekiptik. İşte sen vardın. Tam ben neredeydim ki diyecektim. Soğuk bir şey hatırlıyorum. Ben vardım.
Yani akşam hakikaten çok soğuktu. Isınmak için bir takım çabalar sarf ettiğimizi hatırlıyorum. Fakat sabah hala soğuktu. Bir müzenin önüne geldiğimizi hatırlıyorum. Sen dedin ki girelim ısınırız. Ben bunu çok saçma buldum. Savaş müzesiydi. Yani çünkü yani müze ismi bile bir his veriyor. Sonra müzenin kapıcısıyla konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ya yani gezmeli miyiz? Ne tavsiye edersin? Mesela bu müzedeki resimleri de görmeli miyiz? Çok ağır bir laf etmişti. Dünyadaki bütün resimleri görmek için dünyadaki bütün resimleri görmeye gerek yok demişti. Ondan sonra sanıyorum Kuzey Afrika'ya geçtik. Cezayir üzerinden Fas mıydı? Fas'tan geçtik. Nil'den inmemiştik o zaman. Fas'tan... Nil o zamanlar karışıktı. Evet, karışıktı ortalık. Çünkü Nil'den asılıyordum. Hem de bir şey daha vardı, hatırla onu. Nil karışıktı. Fas'tan geçtik. Çok iyi bir döner yemiştik orada, hatırlıyor musun? Köşede okyanusu görmeden de, okyanusa kıvrılmadan. Bir kahve vardı orada, kafe. Orada Fassbinder diye bir kafe vardı, onu hatırlıyorum. Evet. Ama döneri nerede yedik? Hatırlamıyorum. Herhalde Fas döneriydi. Hayır, Türk döneriydi. Kahvenin ismi Fas'tı. Fassbinder. Libya'da uzun yıllar inşaat işinde çalışmış Turga isimli bir Türk inşaat mühendisi. Doğru. Libya'da uzun yıllar çalıştıktan sonra biriktirdiği parayla İtalya'ya gidip Raffaele Carrà'yla yatma hayalini gerçekleştirmek için zaten o yüzden çalışmıştı. Sonra İtalya'ya gidip Raffaele Carrà'yla yatmak üzere, ya yani seks yapmak üzere, seks. Yani ikna etmek üzere gidip bütün parasıyla şampanya ısmarlayınca çok parasız kalıp İstanbul'a dönemediği için Fas'a dönmüştü. Fas'a geri dönüş parasını biriktirebilmek için bir işte Fassbinder isimli ki o da çok benim de çok sevdiğim biraz çatlak bir Alman yönetmendir. Bir filmde birlikte çalışmıştık onda. Çin Oyunu diye bir filminde. Allah'tan ben de denk geldim. Yoksa ben nereden bileceğim Fassbinder'i? Hatta istasyon şefinin karısı diye de bir porno çekmişti beraber. Evet. Sen de orada istasyon şefini oynadın. Ben orada oynadım. Yani istasyon şefini oynadım. Bana diyorlar ki oynayamazsın. Duvarlar inlemişti be. Duvarlar inlemişti. Bu duvarı, benim oynadığım duvarı hatırla, arkadan 6 kişi tutmuştu duvar düşmesin diye. Tabii. Yönetmen dedi ki oğlum bu kadar vurma dedi. Abi ne yapayım ya benim? Ne yapayım? Naturam. Naturam tabii. Doğan o bir de. Kimileri vurucu, kimisi gidici. Gidici. Öyle, çok memnun olduk. Valla müthiş. Yani. Eyvallah, daha sık görüşelim. İsterim arada. Bizi... Ben kendim ve bir arkadaşım adına ayrıca teşekkür etmek istiyorum size. Eyvallah. Rahmetli Kuş Bey'in en büyük oğlu ile birlikte sizin bizim üzerimizde etkileriniz hakkında çok fazla konuşuruz. Eyvallah. Kim rahmetli? Onun... Allah rahmet eylesin. Kuş Bey'in.
Teşekkür ediyoruz size. Eyvallah. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Eyvallah, eyvallah. Bu çok ağır oldu şimdi. Evet. Kuş beyin adı. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Eyvallah. Fuck. Abi canlanayım bir dakika. Jesus. 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 Fucking Christ. Abi kısa bir şey çalacağım. Kendimize gelelim. Şu an bir şey oldu. They say if you're in the dark, the light is just as close. So can we say? Selülit var bende. Doğru, selülit yapman lazım. Üçgen. Evet. Onun için berber lazım ama kadın berber bulunmuyor ya amir. En son amir kadın berber. Bizim Nursel vardı, o da gitti be. Valla kadın berber bulunmuyor. Bulunmuyor. İyi kadın berber zaten hani mümkün değil. Kadın berber çok zor. Ama şart da değil yani. Şart da kadın değil. Şart değil. Kadın şart değil. Gene burada hani şeye gidiyor iş. Oralara girmek istemiyorum. Hadi nefret ederim. Ama gene oraya gidiyor. Seksist söylemlerden nefret ediyorum. Çok yaşa. Geğirebiliyorduk değil mi? Evet. Şöyle, YouTube kanalı. Çok yaşa be. Beraber inşallah. Daha ne kadar yaşayacağız ya? Ya bu iyi. Lan. Yıllar önce hatırlıyorum. Genç bir delikanlıyla denk düştük. Atahan ismi. Allah Allah. Bir konserde. Büyünce ne yapacaksın dedim. Hayatta kalacağım dedi. Çok iyi bir cevap değil mi? Ya bu bugüne kadar en iyi cevaplardan biriydi. Ölüm zor bir şey. Yaşayan için. Çok güzel bir şey söyledin. Bunu çünkü çok nedense çok denk gelen bir konu. Genel olarak az yaşayan insanlar bize göre. Az yaşayan insanlar ölümün yani ölmenin ne kadar zor bir şey olduğunu bilmiyorlar. Kolay sanıyorlar ölmeyi. Yani hani sanki böyle işte iki nezle oldum, üç grip oldum, dördüncüde öleceğim sanıyorlar. Ölmek o kadar kolay bir şey değil yani. Kolaysa öl. Kolaysa öl. Hiç mi sağında solunda kediye köpeğe bakmıyorsun yani? Güzel konuştun. Anladın mı? Yani ya amir. Yalnız bir şey ölmek o kadar kolay bir şey mi? Çok zor. Ben yani iki defa başıma geldi. Ya. Hakikaten çok zor. Hakikaten çok zor. Zor bir şey yani. Yani hele ikincisi. Yani senin ikincisi anlatamam ama. Ben. Senin ikincisi de şeydin ama. Vebaydı o. Kara ben de sana dedim ki hani bari veba süsü verelim. Buradan geri dönersen ayı bulurdu. Ayı bulurdu. Orada seni babadan gömdük. Bir de ben seni kireci şey yaptım. Kireci bulamıştım beni. Böyle sarıp attım. Bir ay çıkmadı o. Bir çıkmadı. Yani. Bir ay çıkmadı. Affedersin ama mecbur. Bir şey çıkmadı. Sağ koşulları öyleydi. Bir de yani bütün şey. Benlerim çok hassastır. Senin hala bak. Ah. Evet. Bak kızarmış. Evet. Nah. Nah. Selim. Nar gibi. Ah. Selim. Bence Adasan'da olmuş. Bu Adasan'da oldu. Selülit değil o. Adasan yıkılıyordu. Adasan yıkılıyordu yani. Şimdi
İnsanın olmadığı her yer güzel mi sence? Çünkü yani insan yoksa ticaret yok. Ticaret yoksa kapitalizm yok. Ama insan olmadığı yerde aşk yok be. İşte bu. Bence aşkın olmadığı yerde de insan yok. Bu daha zor. Ya bütün bak birkaç saniye sürdü gerçekten düşündüm. Ama gerçekten o ya bu aşktan kastımı anlıyorsun tabii yani. Aşk ya, aşk, yani. Aşk bir ölüm formatı. Aşk evet. Ani ölüm. Evet bir definite ölüm formatı olarak. Aşkın olmadığı yerde bence zaten insan yok. Dolayısıyla da bir hayat yok. Yani bir hayat. İlk defa seksist olmayan bir tanım yaptın aşkla ilgili. Zaten bitkisel konuşuyorum şu an. Ha vejetaryen tabii. Şey, tabii, ben bir gülüm. Estağfurullah. İşte yani varsayın. Bakın gül dediğimde zaten gözünüzün önüne bir şey geliyor. Gelmiyor. Yani cin. Şey yapıyorum gelmiyor. Yani gelmeyecekti. Şimdi ben tabii şey tarafımı çok anlatmam. Yani mesela gül. Gül goncası, açmamış gonca. Gonca ne yapıyor ya? Bilmem. Sizdir ömür be. Hadi canım sen. Evet. O da mı? Amir ben kime şey yapsam. Dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Daha doğrusu Mete Avunduk, ben Kaan Caydamlı. Hacı Badem Merkez Stüdyo'da, yeni Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Uzun yıllar Kadıköy'de devam eden yayınımız yeni stüdyomuzla birlikte Hacı Badem'e taşındı. Ve biraz daha geniş imkanlarla aynı zamanda YouTube'dan da sizlere ulaşmamız mümkün oldu. Çok ısrar ettiler bu konuda. Allah Allah. Yani hangi devirde yaşıyorsunuz diye. Ben dedim yani hangisini sayayım yani. Fakat şu andan itibaren aynı zamanda hem Standart FM radyo istasyonundan hem de Tibiron YouTube kanalından canlı yayındayız. Bize canlı yayında konuk olmak için bir WhatsApp hattımız var. Çok iyi bir buluş. Ben bunu yeni öğrendim. Vallahi ben de. WhatsApp diye bir uygulama yapmışlar. 0552-104-6-645 ne oldu? WhatsApp hattına bir mesaj atmanız. Artık yani şu teknolojinin geldiği noktaya bak. Abi, yani telefon numaralarını yazmaya gerek yok artık. Sadece ad, soyad kendi kendine çıkıyor. Nereden aradıklarını. Ki eminim zorlasalar onu da bulurlar. Otomatik çıkar. Evet doğru. Yeterli olacaktır. 2024'te bir nolu sayı dinliyoruz. Ben lafı böyle hızla... Ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Şey yapmaya değerli dostumun lafını bölmek istedim. Çünkü anlatmak üzere olduğu... İğrenç bir şeydi. Şeyin hani... Hissettin değil mi onu? Onu hissettiğim için böyle bir... hadsizlik. Estağfurullah. Yapmak. İyi yaptın. Zorunda kaldım. Bir
Belki boğazın şey olmuştur abi. Yok. Bakın. Evet, sanırım son iki dinleyicimizle görüşebileceğiz. Ben son kez söyleyeyim. Standart FM'in yeni WhatsApp telefon numarası hattı. Ne deniyorsa buna 0552 104 6 645. Bize herhangi bir şekilde ulaşmak, canlı yayında bize dahil olmak isterseniz diyelim. Ha. Ne varsa ben ona razı olalım, çalacağım bunu. Hadi bakalım. Ki yani çok büyük. Yani şey çok büyük. Sen Zeki Müren'le yattınız mı gibi bir şeye geliyor. Yattınız mı, ben yattınız dedim. İnşallah. Diye yani öyle bir şeyim var yani. İnşallah. Mezarına yani gittiğinizi biliyorum yani. Hatta beraber gittiğimizi. Tövbe estağfurullah yani. Zaten bir şey söyleyeceğim. En son kimle yattınız? Eşimle. Çok iyi. Sayılmaz mı yani? Ya güven mi? Ben sonuçta şeyim. Tek eşli. Siz nasıl söylüyorsunuz? Eşeyli. Tek eşli. Şeyli. 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 Eşeyli. Eşeyli. Ne var? Bir hayvanım yani ben. Estağfurullah. 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 Onun dışında yani zaten topraktan toprağa, şeyden tozdan tozu, tozdan tozu yani her şey istemeyecek miyiz şu lanet olası şeyler istasyonda dinleriz. Sanırım kulağı bir Springsteen şey yapıyor yani, açık konuşmak gerekirse arıyor. Onlar, hatta bir onlar dinleyenimiz var. Onlar var bizde, onlar var. Kendisi Almanya'dan arıyor sanıyorum bizi. Almanya'nın neresinden arıyorsunuz bizi? Ostdeutschland, Erfurt. Ostdeutschland mı? Oslo gibi bir şey. Yıkılmadı o duvar bu arada, o yalan. Ha, hala Almanya'nın dışında mı kalıyorsunuz? Yani ben bütünleştiğini düşünmüyorum. Bu size özel bir durum olabilir mi? Enteresan bir şey, data. Yani ben birkaç tane Alman'la da muhatap olmuşluğum var Amir. Onlar da diyor bizi bütünleştirmediler. Biz çok daha proletaryayız, fakiriz falan. Eyvah. Yani fakirlik iyi bir şey ya. Amir yandık ha şu an. Fakirlik iyi bir şey yani. Şu fakir olunca günah işleyemiyorsun. Şimdi en son bir büyüğümüzden dinledim. Evet. Ya keşke fakir olsam diye yani, ya çok dert yanıyordu. Çünkü yani zengin olunca dünyanın nimetleri önüne şey yapıyor yani. Evet. Ve yani lanet olsun yani, hakikaten lanet olsun. Nedense bütün iyi şeylerde yani ya günah ya zararlı ya şey mesela. Allah Allah. Allah Allah. Ben veganım mesela. Yani zeytin ağacı ateşinde çevrilmiş oğlak derisini yemeye bayılırım mesela. Ama yani kolesterolü mü oynatıyor yerinden abi? Pestilo be. Pestili şey getirdi. Şimdi etem getirdi bana. Kendi ayaklarıyla şey yapmış, ezmiş. Üzüm mü? Üzüm. Şimdi ortalığı velveleye vermek istemem ama veririm. Buyurun. Şimdi üzümden pestil olmaz. Üzümden pekmez olur mu? Pekmez de olmaz. Üzümden şarap olur.
üzümün aşarı budur. Evet. Pestil, pekmez, duttan olur. Muşmuradan da olur. Ya şimdi mürdümeniğinden de olur, duttan da olur. Şimdi beni konuşturma ama şimdi şarap, pardon, Allah söyletti. Üzümden şarap mı? Evet. Ne şarabı? Her şeyden şarap olur. Her şeyden şarap. Fermantasyon varsa hayat var. Ha. Dolayısıyla senin metamirle problemin nedir? Nedir? Ben de problemim ne? Yani benim bir problemim yoktu açıkçası. Başımdan bir olay geçti Amir, müsaade ederseniz. Estağfurullah, buyurun, dinliyoruz. İyi akşamlar diliyorum önce. İyi akşamlar. Ben 22 yaşındayım. İsmim Haşim ama kelle diyorlar. Allah Allah. Allah Allah. Yani o oran orantıyla alakalı. Kafam büyük olduğu iddia ediyor. Kafam büyük. Beynin de büyük mü? Yani kafa yani büyük olunca... Yani katmadım abi. Kafa büyük olunca beynin büyük olması çok önemli değil. Biz şey yemiştik. Einstein'ın beynini çıkartıp saklamışlar. Ulan dedik, bu rakının yanında ne gider, orada indirmiştik. Evet. Bayağı küçüktü o beyin. Koyun beyni gibi bir şeydi. Tabii evet, kuzu değil, koyun da, evet doğru. Yani, evet. Kuzu değildi. Kuzu beyni şu kadar çıkardı. Evet doğru. Kuzu beyni portakal kadardır. Şey, kuzu beynini saçta bir han yağıyla çevireceksin. Ve çat 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 doğrayacaksın. İki tane taşakken bilir, koç şeyi. Hı. Koç yumurtası yanına, biraz böbrek, çıt 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 çıt. İskoçlar yapıyor bunu, bu çok iyi yapıyorlar yani, bu evet güzel, güzel. Önce bir suyu vereceksin saçta, o suyu suda bir o geberince suyu bir atacaksın, sonra yağ vereceksin. Haşlanma, evet. Sonra yağ vereceksin. Doğru. Hafif biber, sarımsak. Yerine göre zencefil ya da sarımsak. Zencefil şart. Evet. Zencefil şart. Evet. Doğru. Zencefil şart. Bir tane öyle öyle yani beynin büyüklüğü de beynin mesela fillerin beyni çok büyük. Çok duygusal hayvanlar. Hafıza ile ilgili konuşuyorlar işte yani yani şey büyüdükçe demek ki beyin onda maalesef estağfurullah hafıza denen şeye yer kalıyor. Yani ne kadar tehlikeli çok bir şey. Çok güzel. Frontal lob dediğimiz şey mesela beynin en lezzetli kısmıdır. Buyurun. Ben. Buyurun. Ben bayılırım yani ön beyin. Ben bir de çene altını severim beyinde. Şey kellede. Kel yanak. Yanak diyorsunuz. Ha. Gerdan. Ragıp çıkışta bir kelle yesek mi ya? Söğüş. Olur valla. Kelle koşuyor. Çüş be. Kelle ne diyordun? Abi ben bundan yaklaşık 2 sene önce işte Urfa'dan yani önce Kıbrıs, orada üniversite okuyorduk. Sonra Urfa, sonra Kadıköy'e uğrama şansım oldu. Hmm. Mete abinin dükkanına bir ziyarette bulundum. Allah selamünaleyküm diyerekten. Orada biraz muhabbet etmiştik ve Bob Dylan'ın bir kasetini almıştım. Onun albümünü daha doğrusu. CD. Ben hatırlarım öyle şeyleri. Ha. Evet. Sonra sağ olsun merdivenlerden çıktı yukarıya doğru. Bize o adını bile söylemek istemediğim kutsal kitaptan imzalayıp vermişti. Allah Allah. Estağfurullah. Yani çünkü şu aralar menteşilerin tarikat liderleri falan ölüyor. Çok çok bahsetmek istemiyorum. Murat Menteş ne yapıyor ya? Devam edeyim mi? Ölmedi değil mi? Ya yaşıyorsa görünür. Geçen gün aradı beni. Bu bizim Mehmet Adaylı'nın film yapıyorlarmış.
Allah Allah. Dehşet Bey diye Allah bir şeyden bahsetti. Allah 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 Allah. Dedim yani hani hiçbir şey çarpmazsa ben çarpacağım sizi dedim artık. Yani iyi demişsin. Yani hiçbir şey çarpmazsa ben çarpacağım dedim. Bir de bir kitap yazmış. Pap bilmem ne. Ya bunlar hayatında... Adımı çıkıyor. Geçirmiş Amir, adımı geçirmiş kitapta. Ne? Ya. Bunlar hayatında çarpmamışlar. Bunları bir çarpmak lazım. Bunlar hayatında çarpmamışlar. Şeyi bilmiyorlar yani... ışıksız yaşamının ne demek olduğunu bilmezler. Bilmezler. Herhalde bilsinler. Gerçi... Ah bu ölümlüler. Ah bu ölümlüler. Ah. Gerçi ben Murat Menteş'in ölümlü olduğu konusunda şüpheliyim. Ben bir iki pornosunu seyrettim. Kısa mı? Kısa. Murat Menteş'in. İki pornosunu seyrettim. İkisinde de şeyi belli. Ölümlü. Eşeğli miydi? Şey miydi? Eşeğli porno ama ölümlü. Ölümlü porno. Üzücü. Şey. Ben ne kastettiğini hatırlıyorum. Yani çok iyi anlıyorum. Çünkü ben senin aşağı yukarı 14-15 tane kısa filmini seyrettim. Bir uzun metraj. Konulu. Büyük konulu. Şeyden sizin Bayramoğlu'ndaki yazıklar çıkıyorum. Evet. Büyük konulu yani. Tabii canım. Tekneden şeye. Konu benim işim. Dedim bu adam ölümlü değil dedim. Ya bu adama dedim denizde ölüm yok. Yok. Denizde ölüm yok dedim. Teşekkür ederim. Paradan mı? Estağfurullah. Dinliyorum kendi bir böyle yani çünkü çok yaşlı olunca tabii insanlar böyle araya ya insanlar hatırlamak istemedikleri anılar şeyler daha iyi. Buna yani sebebiyet verdiğim için çok özür dilerim. Adından bile bahsetmek istemedim ama yani kendim. Kader kısmet sonra... kısmet. nasip. Yani hiçbiri de bize şey yapmıyor şu arada. Senin sesini duyduğumu yani, sevdim. Teşekkür, evet. Sağ ol. Daha sık görüşelim. Bu hikayenin devamını da dinleyelim bir sonraki yayında. Evet, çünkü kaçakçılar kitabımı çaldılar sonraki yayında. Fuck the Chris. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. İyi geceler, teşekkür ederim. YouTube'da gelebiliyor muydum? Evet, gecenin son çeyreğindeyiz neredeyse. Ne çeyreği? Çeyreğindeyiz. Acaba... Acilen Sezgi'yi yayına almamız lazım. Acaba Sezgi'yi mi yayına alacağız, ne yapacağız? O da belli değil. 23.47 gösteriyor benim saati. Bakayım. Abi şuradan bir şey çalayım, nefes alalım sana. Olur mu? Yani o iyi bir şey çalmıyor. Yani. İyi bir şey mi? He. Ben kötü bir şey çalmam ki. Bakayım. Yani Springsteen çalmıyorsun uzun süredir. Ne? Springsteen. Oradan bir rahatsızlığım var benim yani. Oradan bir şey var. Rahatsız mı yani? Olsun. Yeah. Çok şükür ya Rabbim. We went down to the courthouse and the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, then into the river we dived. Oh, down.
down to river, we did right. I got a job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me, they haunt me like a curse. Is a dream a life that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Though I know the river is dry, that sends me down to the rivers of night. Down to the river. My baby and I, oh, down to the river we ride. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Evet. Değerli dostum Kaan Çaydanlı ve ben Mesa Unutuk. Hacı Badem yeni merkez stüdyoda canlı yayındayız bu gecede. 2004 yılının Tibiron'un üstü. Gerçekleşiyoruz ve bence her şey çok yolunda şu anda. Yani kendi yolunda en azından. En azından kendi yolunda gidiyor yani. Biraz da özlemişim abi. İyi geldi. Kendi yolunda olmak iyi geldi. Hiç ayrılmadın ki kendi yolunda. Yani şimdi... Senin lanetin bu zaten. Ahmet'in laneti de bu zaten. Tabii ki. Kendi yolunda kendi. Bok var kendi yolunda. Büyük ihtimalle bir bok var. Al sana. Manzaran değişsin. Şundan bir şey yapın da belki... Boğazım mı şey oldu? Boğazım kilitlendi şu an benim. İlaç biliyorsun, antibiyotik. Su bitmiş. Teşekkür. Şöyle tahmin ediyorum ki yani eninde sonunda bitecek bunlar. Dolayısıyla programın devamının sağlanabilmesi açısından bir süper chat midir artık, bir şey midir, bir YouTube'da bir içecek bir içecek şimdi, sponsorluğuna ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. Şimdi radyomuzun destek hattı var. Şimdi bugün artık
Bu yeni bir şey değil. 2016-17'lerden biri bağımsız gazete, dergi ve radyolar. Bağımsız pompacılık da yaptığınızı biliyorum ben sizin. Ben büyük bağımsız pompacıyım. Çok saygıdeğer bir şey ya, bağımsız pompacılık yani. Bu, hakikaten yani dünyanın geldiği bu globalleşme belası. Evet. Bunun bizi getirdiği açmazlardan biridir. Yani bugün kaç tane bağımsız pompacı sayabiliriz? Bir. Bir mesela ajans komisyonu dahil 24 saatliğim $750 artı KDV. Şey, her şey dahil mi? 24 saat komple. Her şey dahil yani. Çok iyi. İşte bağımsız pompacılığın düştüğü durum. Bugün $750 bir uçak bileti almak bile şey değil, mümkün değil. Yani bir bağımsız pompa yapacaksın, bilmem nereye gideceksin. Düşün. Hayır ama lokal bu. Yok, siz de anladım ben sizi. Öyle değil. Yerel. Lokal. Buradayız. Ver bunu $700 artık hadi. Estağfurullah, hiç aklım şeyde. Aklımı şeyde mi verdim ben? Hani ne istiyorsan yapalım ya yani. PYT'yim zaten yani. Ya, yok, ben de PYT'yim. Olayı istek, bakın. Her şeyi seksist algılıyorsunuz. Evet, öyle algılıyorum. Bilmem Sezgi, sen nasıl algılıyorsun her şeyi? Sezgi? Sezgi? Senin için de bağımsız pompacı diyebilir miyiz? Ya ben az önce EPYT'yi bozuyordum. Kayıktan. Nasıl yani? Kayıkta mı bozuyordun? Kayıktaydım, evet. Dedim ki yok, kıyıya çek dedim yani. Ha, kıyıda seks yaptın. Yok, yapmadım. Bozmadım EPYT'yi. Sezgi, siz tabii daha çok beleşe şey yaptığınız için benim fiyat size yüksek gelecektir ama ben genelde etik olarak soruyorum. Mesela Metamundukla bir 24 saat $750 artık KDV ajans komisyonu dahil nasıl geliyor kulağa? Nasıl? $750 uygun. Bence ucuz. Çok uygun. Bence çok ucuz. Biz de bunu konuşuyoruz işte. Benim durumumu düşün Sezgi. Yani benim şu anda ajans komisyonu dahil. Ajans komisyonu dahil. Transfer dahil. Ne? $272. Ne? Aa, ne? Evet. Sizin bayağı düşmüş. Çok. Kalp mi var sizde? Evet, 4 damar tıkalı bende. Haa, sigorta. Yani kalpte 3 damar. Sigortadan sokuyorsunuz. Kalpte 3 damar tıkalı. Bir de bir damar daha tıkalıymış bende. Onu araştırıyorlar. Şey mi? Araştırıyorlar. Şeydir o. Araştırıyorlar. Benim şey makul fiyat çünkü şey ajans komisyonu benim Hasan Muat şey. Ajans. O yüzden her türlü orada Çorum'da o değil mi? Çorum'dan kırpma yapıyor. Şeyde şeyim. Sezgi, mesela var mı önerebileceğin arkadaşların benim servisim için? Ben burada nakite sıkışık değilim ama genel olarak. Burada amir seksist değildir, onu da söyleyeyim. Ben bu arada seçmem. Evet. Siz hiç seksiz olur musunuz yahu? Bu yüzden kaç kere linç yedim bilseniz. Şimdi sen konuya gel. Selim yedisin hala da. Ya evet, şimdi yarın sabah 8.30'da buradan ayrılıyorum. Şimdi şu an oje sürüyorum. Tabii. Bir yandan çantamı hazırlıyorum. Ne renk oje? Siyah. Geçen gün yine... Hafızınıza sınırarak söylüyorum bunu. Sanat FM'in Instagram'ına bir şey geldi, soru. Ne? Bu kadın hep siyah iç çamaşırı giyiyor. Siyah bikini giyiyor. İşte bu, hani bunun şeyi, gerçekliği nedir diye ben de... Sana ne deseydin? Yerinden mi bahsediyorlar bu arada? Sen beyaz giyiyorsun bildiğim kadarıyla. Yok, hep siyah giyiyor. En son Selim ya da beyaz bikiniyle denize girdi. Ha, benden mi bahsediyoruz? Evet.
Ha hayır, en son Selimiye'de beyaz bikini ve mayo çok gördüm dedim. Bir moda mı, bir deneyeyim dedim. Ben olmadı, beğenmedim. Ben olmazsa devam ediyorum. Olmazsa. Hayır, bence sevmedim ben. Ya bence Sezgi, sizin yapmanız gereken bir beyaz, bir siyah, bir de evet, çıplak fotoğrafınızı gönderip kardeşim biz hem böyle hem böyle hem böyle öyleyiz deyip şey yapmanız. Konuyu kapatalım ben mı diyorsun? Ben çıplağı erotik bulmuyorum. Çıplağı ben de erotik bulmuyorum ama ben de şey var, istek var. Ya ben umurumda değil, sakın çıplak bir şey gönderme Sezgi. Yani gerekirse ben göndereyim. Ay göndermesin de mesela ya, ben gideyim. Evet. Selimiye'ye mi? Yan yana çıplak çekelim. Sen yarın mı ayrılıyorsun Selimiye'den? Ben de cuma günü Selimiye'deyim. 2:30'da çıkıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Selimiye nerede? Sabah. Adana bildiğim kadarıyla. Adana mı? Adana olur mu ya? Şey değil mi? Kuşadası. Manisa'da olabilir. O zaman şeyde Hisar'daki Selimiye. O da olabilir. Şöyle bir şey yapabiliriz. Tam şey uyarsa lokasyon. Ha. Ben geleyim. Hı hı. Şeyli, mavi şeyli hem giyinik hem soyunuk çekelim. İkiniz mi? İkimiz şeyli. Mete siz ve ben. Mavi sana yakışmaz. Abi. Üç mü olacağız? İlla. Mavi. Siz de yani. Mavi onlar 90'lı yıllarda kaldı. Tabii siz canım, onu, tabii. Bir kopun onlardan artık. Evli çocuk, çoluk çocuk sahibi insan. Hala üçlü yapalım diyorsun. PT nasıl üçlü yapayım? Ben hayatımda üçlü yapayım. Bir saniye üçlü yaptık biz. Bir mi? Yani hatırladığım kadarıyla. Burada çok gülmüştük. Dolayısıyla eğer üçlü yapıyorsa. Bu Zeynep ne yapıyor ya? Yaşıyor mu acaba? Üçlerken aklıma Zeynep geldi. Ay. Hatırlamıyorum. Yani yaşamadığını hatırlamıyorum. Ama yani bir üçlü yapıyorsa ve bir, çok çok gülüyorsa o üçlü değildir. Evet. Evet. İki ikilidir o. İki ayrı. Yani ben, yani şimdi laf oyunu yapmayın. Şimdi bakayım. Bak. Şimdi laf oyunu yapmayın. Şimdi bir kere sırf sikletimiz tutsun diye ikimiz birden bir şeye çıkmıştık. 76 kilo mücadelesine çıkmıştık. Tamam da yani bir tanesi 80'di, bir tanesi 45'ti. Tamam ama yani çıkmıştık. İki kere çıktık onlara. Bir kere. Siz onu şey yapıyorsunuz. Tabii şu an evli barklı olduğunuz için indirgiyorsunuz. Ya benim en mutlu olduğum, yani kendimi en rahat hissettiğim mutlu olduğum mücadeleler 56 kilo mücadeleler. Benim de 60-62. Evet. Daha sonra bu değişmedi mi? Değişti. Daha sonra 62, 68, 74 kilo mücadelelerine de çıktım. Yakış olsun. Yani, ama yani bak, öyle deme bak, yargılama. Yok, yargılama. Yargılamıyorum çünkü. Yani 74 müthiş bir şey. Ne? Yani 74 müthiş mücadeleler var. Yani. Kıran kırana. Ya Muhammed Ali tarz. Kıran kıran yani. Öyle söyleyeyim sana. Sezgi neyse. Biz ya Sezgi nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun hakikaten? Ay, hakikaten şu an ojelerimi bitirdim. Hı-hı. Sabah yarın 8:30'da buradan ayrılıyorum. Yola çıkıyorum. Az önce kayıktan indim. Hala biraz böyle şeyim yani. Sallanıyorum. Biraz böyle bir... Niye kayığa bindin ki?
ara ara biniyorum Kaan. Böyle ara ara kafamı karıştırıyorlar ve benim de kafam karışmaya çok müsait. Böyle evet, ama şey dedi. Bir şey, bu kötü bir şey değil. Bu kötü bir şey değil. Ay duymadım. Ya bu kötü bir şey değil yani. Ay tabii ki değil. Yani, çok iyi bir şey hatta. Nasıl kötü bir şey olur ki bu? Neden olsun ki? Ne acaba? Estağfurullah, çözüldü. Çok yaşıyor. Hep beraber inşallah. Güzel yani. Abi bu çok güzel abi. Bu yani albay. Vallahi çok iyi. Bu ben içtiğim en iyi röksük şurubu bugüne kadar yani. Triple yani. Üç kere damlatılmış. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Şu an şimdi şey mi artık böyle canlı yayın ve canlı görüntü falan mı? Ben evet. Yine kaçırdım her şeyi çünkü. YouTube'dayız, ama böyle... YouTube'dayız şu an. Yani evet, bizi şey, görebiliyorlar. Dinleyelim mi Sezgi? Nereden şey dinliyor musun bizi? Radyodan mı takılıyorsun? Radyoyu dinledim ama sonra bir anda böyle şey oldu. YouTube'dan o bildirim geldi. Bu onu iyi ayarlamışlar arkadaşlarımız. Kim ayarlamış? Bilmem. Birisi ayarlamış. Ya, bir baktım telefon şey numarası var. Meta ya yapıyor gördüğüm kadarıyla. Bir saniye. Bir daha tam var yani. Ragıp ayarlamış gibi gözüküyor ama benim makineyle yalan. Bunu kutlayalım mı? Bir daha tam şey yaptım. Her şeyi yetem yapsın sen şu cabling'i falan. Ali. İşte sağ sol topladı. Bir de şurada taş gibi bir atom var. Kim ondan şey yapar. Bu arada mesela ben şeyi anlamıyorum. Buradaki hani rider, catering açı. Açsın değil mi? Allah yalnızlık da tabii. 10 saattir buradayım. Ve şeyle çalışıyorum yani. Bir kişi şey demedi abi bir şey yer misin? Aç şu yan kafe. Anıl. Şu yan kafe dedi. İnanılmaz bir pesto soslu sandviç yapmışlar. Standarttan basıyorsun. Standartta. Oh. Acayip bir şey yapmışlar. Genel yani. Sekreter Ali. Hani abi hani bir şey yer misin? Ha. Hani. Abi aç mısın abi bir ihtiyacım abi, siz var. Siz bu sanatçısınız. Ha. Spiker. Sonradan Ahmet. Speaker. Hani, biz speakers. Oradan Ahmet yani kendi yolunda. Kendi yolunda o. Şey yapmamak lazım. Canınız bir şey çektiyse buradan göndereyim. Niye gönder? Ben böyle şeye takılırım. Oradan niye göndersin? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben böyle şeye takılırım. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Sezgi. Sezgi. Nereye geçiyorsun sen? Selim Bey'den. Geyik Bayırı'na. Ne? Geyik Bayırı. Şey, yayla. Antalya. Yayla. Çok, bir tırmanayım artık ya. Çok yılan var orada. Şu an yok. Var. Yok onların mevsimi geçti. Ha, onlar soğuk kanlı değil mi? Kış uykusu. Doğru zaman o zaman Geyik Bayırı için. Şu an Geyik Bayırı sezonu başladı. Geyik Bayırı'nda benim bir küçük kulübem var. Hangisi? Ben veganım. Dolayısıyla ya hayvan seviyorum. O yüzden bu dönemlerde Geyik Bayırı Güllü Gül Ovası Gül Yaylası pardon Gül Yaylası Değirmendere o bölgelerde çeşitli seyahatlerim oluyor benim. Ama büyük bir ihtimalle şey uyuşmayacak yine. Biz seninle hiçbir zaman karşılaşamayacağız sizce. Bence de. Belki de gerek yok ya. Bence bu çok iyi. Hmm. Bu çok iyi. Neden olmasın ki? Karşılaşmamak çok iyi olabilir. Yani
Yani en son noktadaki bir karşılaşma artık. Yani biten bir şeyin karşılaşması güzel olur. Peki cenazenizde karşılaşırsınız ya. Bunu düşün. Hangisinde ama acaba? Hangisinde? Biz eskiden Jim Morrison derdik şeye. En acayibine karşılaşmalarım. Yani. Steve Garden falan mı? Bence ne? Steve Garden. Fena fikir değil. Var mı acaba? Bakalım. Ona mı? Ne dersiniz? Birisi hazırlayıp gönderirse şey yaparız. Sezgi çok teşekkür ederiz. 10 dakika kadar öteye geçtik. Biraz geç aradık seni. Bir şey soracağım. Az önce dinlemediniz beni. Sorun bu değildi ama şu an bunu sormak istiyorum. Gerçekten bu tarafa geliyor musunuz? Hafta sonu oradayız. Nasıl meraklı sordum ama. Hafta sonu oradayız. Peki. Ne kadar kalacaksınız? 3 gün falan işte. Biz ne kadar kalırız ki yani? O zaman bir şey daha söyleyeyim mi? Tabii. Cumartesi gecesi buradayım. Jesus fucking Christ. Siyah bikini giyeceksin değil mi? Hı? Siyah bikini giyeceksin. Her zaman. Hepsi. Perfect. Hepsi. Perfect. Sezgi görüşmek üzere. Çok teşekkür Hoşça ediyoruz. Kalın. Hakikaten çok iyi geliyorsun bize. Hoşuma Hoşça gitti kalın. Ha. Nereye gidiyorsunuz? Biz arkadaşlar. Ben de geleyim yani. Arkadaşlarla şeyimiz var. Küçük bir seyahatimiz olacak yani işte. Allah. Radu, sen, ben, Ali. Tamam. Ne taraf? Fethiye mi? Sezgi neredeydin sen? Ragıp şöyle yapınca çok çirkin gözüküyor mu ya? Yok. Tırnağımın şurasında bir şey var mı? Tırnak mı kısıldı bir şey? Evet, doğru yani. Ahmet mi göndersin onu da yani? Amir ben böyle şey dedim, İngiltere'den alıyorum. Ben Shell'den alıyorum. Lazımsa bir. Yok ben Shell'den alıyorum. Evet. Tam takım alıyorum ben. Yok ben metal şeylerde eğer İngiliz malı ise kullanmam. Lokal şeylerde. Metal şeyler. Ha metal şeylerde. Sen şey Irish Steel. Yani. British Steel derler. British Steel. Swiss Steel değil yani. Evet, daha dinleyenler, kaybedenler kulübü burası. Biraz süremizi açtık bugün. Ya bunda büyük ihtimalle Triple Jameson. Ben bunu da beğendim burada. Efes Pilsen. Mandalina. Pardagas, Küba. Winston, Slim Grey. Bunlar reklama giriyor mu? Yok, girmiyor sana. Zippo, Big. Big etkisi var. Evet. Harikası. Bu arada Amir'in, nasıl hissediyorsun? Amir'in de en önemli uzun metraj filminin ismi Big'tir. Hani yeri gelmemişken söyleyeyim diye söyledim bunu. Dolayısıyla Mete Amir özetli. Evet, bu gece gerçekten çok önemli. Pardon. Altımızdaki İran halısı. Bu tabii ki bizim tekerlekli düzeneklerimize göre yapılmadığı için buna direnç gösteriyor. Abi lafını bölüyorum. Çok önemli konular konuştuk. Büyük.
çok büyük. Dolayısıyla yani hani özetlemek mümkün değil. Bence de. Ama eminim sen cennet. Yok, özetlemeyeceğim. Ne de özetleyeceksin ya. Yani, vallahi. Elimdeki metinlere bakarak konuştuğumuz yaklaşık 6 konu üzerinde şunu söyleyebilirim. Gece boyunca değişken madde bilimlerinden bahsettik. Maddelerin yani kütle olarak sayabileceğimiz maddelerin değişkenliklerinden bahsettik. Bunlar tabii ki 1900'lerin başlarından ikinci harp ve üçüncü harpte değişen parametrelere sahip. Huzurdan bahsettik. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan, ada hayatından, huzurun tam olarak bir adada ancak var olabilmesinden. ...1965'ler... ve 1972'ler arasında inşa edilmiş apartmanlardan ve bu apartmanların yaklaşık %12'sini huzur apartmanı. Almasından bahsettik. Her mahallede bir huzur apartmanı, her mahallede bir huzurdan bahsettik. Enginar özellikle ziyan edilmiş saplarıyla enginar ve tabii ki bununla birebir denk düşen selülitten bahsettik. Kullanılmayan, enginarın kullanılmayan yaprakları kalsa elbisene benzer. Kullan. Evet, daha dinleyenler kahvelerinde kulübünün bunu üstsüz. Her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine adandı. Hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğumuz kalite sokaklarla adandı. Bugün Ahmet'e adandı kendi yolunda. Hepinize iyi geceler diliyorum değerli dinleyenler, değerli dostum Mete Onduk'un kaç aydan kendi adı. Umarız yeterli olmuştur.